Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Amiraller emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek. Emekli amirallerin evlerinde gözaltı esnasında arama ve el koyma işlemi de yapıldı. Adreslerde el konulan cep telefonları ve dijital materyaller de emniyette inceleniyor. Soruşturma kapsamında amirallerin bildiriye ilişkin organize bir şekilde hareket edip etmediği araştırılıyor. Gözaltındaki isimlerin bildiri kapsamında kimlerle irtibatlı olduğuna ilişkinde inceleme yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda HTS kayıtlarının araştırıldığı iddia edildi. Ben amiral arkadaşlarımla da konuştum. İmzalamayan arkadaşlarım var. Bazı emekli amirallerin metnin önlerine gelmesine rağmen bildiriye imza atmadığı belirtilmişti. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre bazı amiraller bildiri imzacısı Türker Ertürk ve başka birkaç kişiyle yan yana gelmemek adına metne imza atmadı. Tartışmalı metni kimin hazırladığını ilişkinse açıklama avukat Celal Ülgen'den geldi. Ortada bir metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İYİ Parti kurucusu Ergün Mengi. Avukat Ülgen'in işaret ettiği Ergün Mengi'nin Amerikan Dış İlişkiler Konseyi'nin Türkiye Şubesi Global İlişkiler Forumu'nun üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Öte yandan eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de bazı amirallerin bildirisine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Ve bu bildirinin ne anlama geldiğini imzalarken bilmeleri gerekiyor. Şimdi arkadaşımla görüştüm. Tutanlardan birisi var. Hiçbir izin vermeyeyim. Yani bu adam yani şey yapmaz. WhatsApp mesajı bile atmayan birisi. Nasıl o bildirinin altına imza attı merak ediyorum. Yani belli ki bir kumpas var. FETÖ'nün koyduğu adamlar mı yapmıştır ya da Amerikalılar vasıtasıyla mı yapılmıştır? Onların buradaki adamları vasıtasıyla mı yapılmıştır? Buna bakmamız lazım. Bu konu incelenecek.